Sert Sorular'ın yeni bir bölümünden yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden merhabalar. Bugünkü konuğum açıkçası Türkiye gündemine uzun yıllardır gelen bir isim. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla, zaman zaman özel hayatıyla, zaman zaman da yaptığı değerlendirmeler, daha doğrusu çok sözünü esirgememesinden kaynaklanan yaptığı radikal tırnak içerisinde yaptığı çıkışlarla yeri geldiğinde tepki toplayan, yeri geldiğinde destek toplayan bir isim Sayın Kaya Çilingiroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Bütün konuklarımıza yaptığımız bir bilgilendirme var. Müsaadeniz olursa size de yapacağım. Malum programımızın adı Sert Sorular. Sizin için bazı sorular hazırladık. Ben kendi merak ettiklerimi şahsen, değerli ekibimizin hazırladıklarını ve ekranı başında izleyenlerin aklından geçen soruları derlemeye çalıştık. Bu sorulardan bazıları muhtemeldir ki hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben size açıklıkla yönetmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Daha çok sevinirim. Pekala. Şimdi, hoşuma gitmeyen sorulara nasıl cevap vereceğim acaba? Bilmiyorum. Daha önce cevap vermiştiniz vaki ama. Veririm. Problem değil. Baktım biraz geçtim. Olmazsa kenarından geçeriz. Şimdi ya şunu merak ediyorum. Biraz sert bir açılış olmayacak belki ama Kaya Çilingiroğlu ne iş yapıyor? Yani şöyle bir şey var. Sizi araştırırken şöyle bir hava esiyor. Paris Hilton'un ünlü olmasının tek nedeni Paris Hilton olmasıdır diye bir kavram vardır ya. Kaya Çilingiroğlu evet. Herkes şöyle biliyor. İşte iş adamı, varlıklı bir adam, şudur budur ama ne iş yapıyor kimse bilmiyor. Yani varlıklı bir adam değilim, iş adamıyım. Birçok işle iştigal ettim. Son 10 senedir yorumculuk yapıyorum TRT'de. Spor yorumculuğu. Hemen birçok işle iştigal ettim. Yani beni de niye bu kadar merak ettiklerini bilmiyorum. Meşhur bir babanın profesör cerrahtı. Onun çocuğuyum. Eski bir sporcuyum. İşte meşhur bir sanatçıdan evliliğim var, çocuğum var. Bundandır yani. İnsanlar genelde beni severler. Bir şekilde çizgimi bozmadığım için, bir tarzım yani, bir duruşu olan bir insan olduğum için de genelde itibar ediyorlar diyelim. Şöyle seven ciddi anlamda destekliyor sizi ama sevmeyen de nefret boyutunda tepki gösteriyor şu ana kadar araştırdığım kadarıyla. Çünkü çok böyle orta yolcu açıklamalarınız yok yani. Diyorsunuz ki ya bana göre doğrusu bu kardeşim. Bana göre diyorum işte. Bana göre. Zaten sizi herkes seviyorsa sizde problem vardır. Veya herkes nefret ediyorsa. Seveniniz de sevmeyeniniz de olacak. Mesela geçenlerde bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı var. Dedim ki Fenerbahçe favori. Mutlak yenmesi lazım. Nedenlerini anlattım. Ama ben Trabzonspor'un yenmesini istiyorum. Çünkü Trabzonluyum dedim. Şimdi bunu herkes diyemez. Spor yorumcusu olarak. Beşiktaşlıyım çünkü. Ama doğrusu bu. Ama kimse tepki vermedi. Ne enteresan. Yani demek ki insanlar zamanla senin tarzına alıştıkları zaman, seni bildikleri zaman bundan rahatsız olmuyorlar. Ben hep derim yani bir hakem benim için takımını açıkladığı gün çok iyi hakem olacaktır diye. Çünkü artık numara yapmıyor. Yani tarafsız olmak, ya yani bir taraf diye bir şey olamazsın. Bir taraf olmak yok olmak zaten. Herkesin bir tarafı olması var. Olması gerekmez mi ya şimdi adam sonuçta maç yönetiyor. Olabilir. Biz de kamuoyunu tutarsa bilgilendiren bir konumdayız. Onun için de para alıyoruz. Neticede oraya çıkıp insanlar biliyor ki Kaya Çilingiroğlu bunu yanlış bile söylese doğrusu odur. Yani doğru bildiği odur. Belki söylediğim yanlış, doğru da değil. Ama kimsenin kayığına binmeme efendim. Bu anlamda kendinizi eleştiriyor musunuz? Evet. Diyelim yani doğruyu bu kadar söylemek mecburiyetinde değilim. Başınız ağrıyor bundan. Ağrıdı daha zaman zaman ama tecrübeyle biraz daha doğruyu daha insanların istediği şekle sokarak söylemeye çalışıyorum. Daha yumuşak bir geçiş yapıyorsunuz. Evet. Eskiden daha serttim, daha gençtim. Düşünmüyordum sonunu falan. Pekala. Sonuçta maddi manevi bana zarar verdi. Bedelini ödediniz mi bunu?
Ya onu sorgulamadım. Keşke lafını sevmiyorum şimdi. Önüme bakıyorum. Ama kendinizi düzeltmekten düzeltir misiniz? Yani kendinizi eleştirir misiniz? Ya şunu da yapmasaydım keşke falan. Düzeltirim, eleştiririm. Beni en ağır eleştiren insanlardan daha fazla fikir almayı isterim. Bir tanesi annem mesela. Anneniz çok beni çok ağır eleştirir. Annem ne diyorsa doğrudur hani. Ona göre hiç doğru bir şey yapmıyorum. En çok hangi konuda eleştiriyor sizi? Her konuda. Yani çıkarım mesela en iyi izleyicim. İşte kravatında oynama, şöyle konuşma, onu deme, karşıdakinin sözünü kesme falan gibi. O laf sana yakışmadı bazı çıkışlarımda falan gibi. Annem çok fazlaca objektiftir. O yüzden de çok hoşuma gider o tarafları. Hiç evlat falan demez acımadan. Tabii yani ben sonra hani 7'den ben 70'ine geldim böyleyim falan lafını da sevmem. Her saniye değişiyor. Değişmek zorundayız. Evet. Zamana adapte olmak zorundayız. Zaman çok hızlı geçiyor. Adapte olamazsanız gülünç olursunuz. Aynı şeyleri tekrarlarsınız. O zaman sizin dediğinizin hiçbir şeyi olmaz. Ne derler? Önemi kalmaz. Biraz geçmişe gideceğim. Git. Tıp fakültesine girmişsiniz, sonra bırakmışsınız. Evet. Tıp fakültesine girmenizle ilgili şöyle bir iddia var. Babanızın tüm hocaları arayıp ricacı olduğu, hatta doçentini de yanına alıp ziyaretlere yolladığı, 3 sene sonunda fakülteden devamsızlık ve başarısızlıktan atıldınız. Sizin bırakmadığınız yönünde. Var mı böyle bir şey? Harika soru. Sevdim bunu. Çünkü öyle bir gücü olsa çok rahat bitirirdim yani. Çünkü devam mecburiyeti yoktu fakültede. Ben tamamıyla zaten 4. sınıftan bıraktım. 2 ya da 3 dersim olması lazım. Mikrobiyoloji, farmakoloji, bir de patolojiydi galiba. Patolojiyi hocası da benim hocam. Profesör Feriha Hanım. Çok da severdim. Babamın bütün kanser ameliyatlarında patolojisinden para kazanan bir kadındı. Yani babamın sırtından para kazanıyordu. Babam çıkardığı yani bütün kanser... Diye. Başka da patologlar vardı, ona vermeyebilirdi yani. Dolayısıyla öyle bir kadın beni bıraktıysa herhalde sen sorunun cevabını almışsın demektir. Ben soruyorum. Yani Feriha Hanım'ın %80 elindeki vakalar babamdan gelirdi. Ama siz o dersi sonuçta çalışsaydınız geçebilirdiniz. Çalışsaydım hepsini geçebilirim. Şimdi de çalışsam şimdi de geçerim. Dönmeyi düşünüyor musunuz? Gerçi hakkınız... Haftan faydalandım. Ya, ben de, faydalandınız mı? Evet. Yani böyle bir haf çıktı. Benim yarın bugün okurum, bitiririm, bitirmem. Doktor olmayı tabii ki düşünmüyorum ama bir diploma almak ne zararı olur? İşte biliyorsun 3 nesil diploma almak bir yerde aristokrat olmak gibi. Babayla kızım aldı. Bir arada ben kaldım. Belki olabilir, belki yani şartlar uyarsa, devam mecburiyeti yok. Daha evvel laflar çıktı, istifade etmedim. Bu sefer dedim bir istifade edeyim, belki hani ortam olursa gider okurum falan. Sordum da devam mecburiyeti olmayınca dursun bir yerde. Okuyacak mısınız şimdi? Var mı hedef? Ya zaten okudum. Bakacağım yani birkaç imtihana gireceğim mı? Mesela. Yok 3 dersim kalmadı, öyle olmuyor. Şimdi kurul tekrardan değerlendiriyor. Seni belli bir yerden tekrar başlatıyor. Yani verdiğin imtihanları da vermek zorunda kalıyorsun. Ha, seviyenizi ölçüyorlar. Ne kadar aklınıza tabii, çünkü kalmış. Çünkü sana özel bir şey yok. Sen doktor olmayacağım diyorsun ama haftan faydalanıp doktorluk yapacak çok insan var. Ben de onlardan biriyim gibi düşündür kurul. Salt. Yani benim diploma için bunu bitirmeme nedenim olduğunu değerlendirmez. Çok başarılı bir hekimin oğlusunuz. Evet. Bu sizin için zor bir sınav değil miydi? Yani şu olmadı mı? Bak görüyor musun babası neler yaptı? Kaya yapamadı, bıraktı. Çevrenizden böyle tepkiler almadınız mı? Veya bunun hiç hayatta eksikliğini hissettiniz mi? Yok, çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Müthiş bir babam vardı. Her şeyin dışında baba, arkadaş, arkandaki dayanak dışında müthiş bir öğretmendi. Onun sayesinde çok şey öğrendim. Bazı kötü huyları da vardı. Dostu, vefalıydı. Bildiğini paldır küldür söylerdi. Çok dürüsttü. Kastettiğim babanızdan gelen tepkiler değildi yani. Çevreden gelen tepkiler belki. Ona gelecektim ama acele tabii ettim. Valla bu programda sözünüzün biraz kesilmesi... Genel olarak format gereği. O yüzden buyurun. Dolayısıyla onu hiç öyle değerlendirmedim. Hiç kıskanmadım. Bir, yani babamı geçeceğim diye de bir hedeflerim olmadı. Ben kendi yaşam
belirli bir hedefim vardı ona göre. Onun gibi yaşamak istedim. Onun gibi de yaşadığımı düşünüyorum. Hani çocuklarımı da illa işte çalışın edin, şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Zaten o bir yetenek gibi düşünüyorum ya, çalışmak, içinden gelmesi insanın. Sizde var mı yetenek? Ben çalışkanımdır, evet. Ama hani okuyayım, akademisyen olayım falan, dünyayı kurtarayım, bir şirket kurayım, milyarlarca lira para kazanayım falan değil de daha çok hani dünyada bilmediğim neler var, onlara bir merak salan bir tipim. Şey... O kadar çok şey var ki, yani tarih ve teknoloji geliştikçe tarih gerilere gidiyor biliyorsun. Evet. İstanbul 8000'di, ne zaman Marmaray yapıldı, abi baktılar 12.000 sene çıktı altından. Evet. İşte tarihi çok seviyorum ya, yani güzel bir şey. Yani tarihe nereden geldik bilmiyorum. Kaya Bey, biraz siyasi konulara gireceğim. Özellikle son dönemde yani belli kesimlerden bazı tepkiler yöneltildi size. İşte iktidara yakın olmakla, işte oradan iş almakla gibi gibi iddialar var. Bunları soracağım ama özelde bir meseleyi şöyle bir parantez açıp kapatmak istiyorum. Konuşmak istemezseniz de bizim normalde konseptimizde olmayan bir şey ama ne zaman sizin adınız açılsa bu replik karşımıza çıkıyor. Ferrari, Ferrari meselesi. Ya onu kapatalım ondan çünkü çocuklarım rahatsız oluyorlar. O konuyu fazla konuşmak istemem. Tamam, bana espri gibi geliyor ama insanlar yok. Yani yakın çevrem rahatsız oluyor. O da magazine giriyor. Pekala. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada en son haberde özellikle Türkiye'nin son 20 yıllık süreciyle ilgili çok stajla bahsetmişsiniz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok açık bir şekilde destek mesajınızı yinlemişsiniz. Ama bu sizin ilk mesajınız değilmiş. Ben eski mesajlarınıza baktım. 2012 yılında yapmışsınız aynı açıklamaları. 2013 yılında Gezi'ye çok şiddetli bir şekilde karşı çıkmışsınız. 2016'da yapmışsınız. Söyledikleriniz yeni değil ama her seferinde yeniden size yönelik işte bak görüyor musun işte o tarafa yanaşmaya çalışıyor, şu oluyor bu oluyor falan. Bu eleştirileri bir, ne kadar kendi dünyanızda ne kadar yer tutuyor? İki, siyasi bir hedefiniz var mı? İkinciden başlayayım, siyasi bir hedefim yok. Yani siyasetle uğraşmaya düşünmüyorum ama siyaset yorumculuğu gelirse seve seve yaparım. Herkesten de iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü daha tarafsız olduğumu düşünüyorum. Ama tarafsınız. Hayır, yapacağım ben. Eleştirel de yapabilirim Cumhurbaşkanı ile ilgili. Mesela Gezi'de hatta Sabah gazetesine çıkmıştı, bir röportajım olmuştu. Gezi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyordum. Haklı olduğunu Cumhurbaşkanımızın. Ama bu kadar haklı olduğunu 10 sene sonra gördüm. Anlamadım. O zaman da haklı olduğunu söylüyorsunuz da. O zaman da haklıydı ama bence hani daha smut geçebilirdi orayı. Bu kadar insanlarla insanları karşısına almayabilirdi gibi düşünüyordum. Fakat onun da nedenleri varmış. Biz kendisi kadar ileri görüşlü olamadığımız için bazı şeyleri çok zamanla görüyoruz. Ne gördünüz? Gezi'nin asıl amacının yani oradaki tophane olmadığını, sadece 3-5 ağaç için orayı kullanmaya kalkan insanların, yani o konuyu kullanmaya kalkan insanların hedeflerinin başka olduğunu. Çünkü şu anda övündüğümüz birçok şeyin projelerinin o zaman hayata geçirilmeye başlandığını. Bu projelerin kastınız ne? Savunma sanayimiz mesela. Ne bileyim. Yani Türkiye'nin genelde ufkunun nerelere gittiğini, bambaşka hedeflerin olduğunu biz o kadar ileri düşünemiyormuşuz. Yani Cumhurbaşkanımızın kafasına varmış. Onlar için bir plan projesi. Cumhurbaşkanımızı tanıyor musun? Tanıyorsun. Yani sehven diyelim. Bence çok az insan iyi tanıyor. Siz iyi tanıyor musunuz? İyi tanıdığımı düşünüyorum. Hayatını görsen toplasan 5 kere gördüm zaten. Ama Cumhurbaşkanımızın mesela en önemli özelliğine desem kimse bana göre birinci özelliğini sayamaz. Say bakalım. Burada soruları ben sorurum. Şöyle söyleyeyim, en büyük özelliği dinlemesi. Dinleyen insan çok az bulursun bu hayatta. Siz en büyük sıkıntımız. Ya beni dinledi, ben bir turizmle ilgili bir Türkiye'nin turizme olan katkı sağlamak için bir konuyla ilgili. Ama ben bakıyorum Cumhurbaşkanı çok iyi dinleyen bir adam. Çok iyi dinlemezsen anlamazsın. Bu babamın önemli bir öğretisidir.
Çok iyi dinlersen daha iyi değerlendirebilirsin olayları. Cumhurbaşkanımızın en büyük farkı o insanlardan. Çok iyi dinliyor. Hiçbir yaptığı konuşmasının ey Almanya, ey Fransa falan onların bile spontan olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir stratejist. Çok uzun düşünüyor. Çağa çabuk ayak uyduruyor yaşına rağmen. Ve önündeki engelleri tek tek eliyor ama zamanla eliyor. Yani bir anda ona kızıp da bunu yollamıyor falan. İşte o gezi onun hayallerinin bir el freniydi. El frenini çekmeye çalışıyorlardı o ara. Kendi hedefleri doğrultusunda. Olmadı. Yavaş yavaş ilerliyor. Bakıyorum ki başkanlık sisteminden sonra biraz da rahat ilerlemeye başladı. Yani hedeflerine, kendi hedeflerine. Kendi hedefleri doğru mu? Doğru olduğu görünecek. Daha yaşamayacağız biz. Belki o günleri göremeyeceğiz ama. Şimdi bana kızacaklar. Diyecekler ki işte Cumhurbaşkanı'nı övüyor. Hayır, Cumhurbaşkanı'nı övmüyorum. Ben yapılan şeylerin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bir şey, daha doğrusu bu sözlerin ardından size şu soru geldi. Devletten iş mi alıyor? Yok, araştırabilirler. Yani ben 2001 senesinde, yani 2000'den evvel dünyadaki, yani Türkiye'deki en kimsenin binemediği otomobillere falan binen, onu da kendi kazanmış. Ben memur çocuğum, annem de babam da doktor benim. 657 bildiğin. Ve babam meşhur bir doktordu. Dolayısıyla iyi kazanan bir doktordu ama kendi ticari başarılarım sayesinde bir lükslerim oldu. Vallahi 2002'den 2022'ye kadar ben geri gittim. İleri gitmedim. O zaman durumunuz daha mı iyiydi? Tabii ki daha iyiydi. Yani bu AK Parti'nin iktidar olduğundan beri benim hiçbir maddi olarak üstüne koymadım. Benim bütün çevrem bunun farkında. Çünkü az önce mesela dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sunum yaptım turizmle ilgili. Orada akla şöyle bir şey geliyor. Bir şey istedi turizmle ilgili bir yatırım yaptı. İşte enteresan ama bir şey istemek için gidiyor herkes. Ben hiçbir şey istemek için gitmedim. Sadece rahmetli annesi vefat etmişti. Evet. Bir de ameliyat olmuştu. Cumhurbaşkanımız ameliyat eden... Bayağı eski o zaman. 2000 kaç? 2011 falan olması 10, lazım. 2010 Mayıs olması lazım. İşte ben 2010 Mayıs'ına yetişemedim. 2011'de ancak taziye ve geçmiş olsuna gittim. Çünkü Cumhurbaşkanımız ameliyat eden Profesör Doktor Dursun Buğra benim babamın asistanıdır. Ölene kadar yanındaydı babamın. O taziye için gittim. Gitmişken bu konuyu da açtım. Kendisinin bile haberi yok ama bugün turizmde biz buralara geldiysek artık pahalı bir turizm ticareti yapabiliyorsak onun büyük dahli var mesela. Sizin dediğinizi yaptı mı? Benim dediğime girişimini yaptı. Benim dediğim olduktan sonra 100 dolara satılan belek şu anda 1000 eurolara falan satılıyor regular odalar. Ama PGA turnuvasıydı. Şöyle bir eleştiri alacaksınız. Sizin yüzünüzden yerli turist 100 dolara gidemediği yere şimdi 1000 dolara nasıl gidecek? Ben de gidemiyorum. Gidemiyor musunuz? Tabii yani turizmdeki 1980'lerin başındaki ben turizmcilik de yaptım. Yanlış politikalar yüzünden mass turizmi oldu Türkiye. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 ta 2000'lerin başında İstanbul. İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi. Formula 1'in gelmesiyle falan bir anda İstanbul patladı gitti. Sonra Belek bölgesi Avrupa'nın en önemli golf destinasyonu seçildi Avrupa'da. 2015-2016 o seneler olabilir. Yanlışsam düzeltirler beni. 2011-2012'deki bu Cumhurbaşkanımızın start vermesi ve Tiger'ın gelme olayı var. PGA Tournament ki fikir babası benimdir. Karşı çıkan da o dönemin federasyon başkanıyla turizm bakanıydı. İşte el freni dediğim şeylerin içinde vaktimiz yetmez bunları anlatma. Cumhurbaşkanı'nın başlatmasıyla bu Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın girişimiyle bu turnuva oldu. Bu turnuva 3 sene sürdü. Dünyanın en meşhur golfçileri buraya geldi. 1,5 milyar insan canlı 4 gün izlediler beleği. Ve akabinde bir sene sonra Türkiye'nin önemli destinasyonu oldu. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. O beni dinledi. 5 dakikada normalde falan özel kalem geldi. Bekle dedi sen biraz. Baktı ki fikir doğru. doğru söylüyorsun. Hani başkası olsa gidip kendi dertlerini anlatır. Dedim ki 5 sene zarar edeceğiz. Bu işten kâr da etmek yok. Falan. Hoşuna da gitti. O girişim beleği bugün 100 dolardan 1000 eurolara taşıdı. Şimdi kendi bile bunu böyle bilmiyordur mesela. O günkü girişimi baltaladılar benim başka şekilde. Hani kaya yapmış olmasın bunu falan diye.
Ama olsun, birileri yaptı. Bugün Belek'te yer yok. Hani salt savaş vardı, Ruslar geliyor falan diye. Eskiden mesela Alman geliyordu. Hı hı. 500 euro veriyordu. Bir hafta kalıyordu, yiyordu, içiyordu. O Mers turizmi var ya, her şey bedava. Hı hı. Bir de golfini oynayıp gidiyordu. Her şey. Şimdi yer bulamıyorsun. Hı hı. Yani 1000 euroya normal oda satılıyor. Hı hı. Bu buraya bir günde gelinmiyor işte. Az toparlayayım seni. Yok şöyle, hani, pozitif olarak bu açıdan bakıyorsunuz da, buna negatif açıdan bakan da diyor ki ya, o kadar rakamlar arttı ki gidemiyoruz kardeşim. Gitme, golf oynama. Golf sana göre değil demek. Yani kiralar pahalı. Yaşama o zaman İstanbul'da. Bebek'te yaşama. Bebek'teki manav 50 liraya elma satıyor. Bunu 15 liraya da satıyorlar. Ya başka yerlerde git, orada yaşa. Mecbur değilsin yani Manhattan Fifth Avenue'de yaşama. 5. caddede yaşarsan, Madison'da yaşarsan farklı kira ödersin. Ne bileyim, 2'de 2 ile 8'de 10'da yaşarsan farklı ödersin. Londra'da Sloane Street'te bir oda bir salona 5 milyon pound veriyor adam. Hani orada oturma o zaman. Yani Paris'te Champs-Élysées'de oturma. Mesela Paris'in şeyleri var, banyoları var. Git oraya metroyla 15 dakika. Ben ilk okurken gittiğimde oralarda kalmıştım. Mecbur değilsin yani. Paris'te yaşadınız değil mi siz? Bir böyle kısa bir dönem okumaya gittim. Çok evvel ama ortaokul talebesiydim o zaman. Babamın bir öngörüsüyle ben bir ailenin yanında kaldım. Fransızcanız zor o zaman. Ben frankofonum zaten. Sen bir şey, yani Fransız şey eğitim almış bir insanım. Reklam arasına geçeceğim ama şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Verdiğiniz bir röportajda diyorsunuz ki AKParti'nin kuruluşuna teklif gelmişti ama o zaman hazır olmadığımı düşünmüştüm. Tayyip Bey'i 30 sene öncesinden tanırım. O zaman bir arkadaşımızın babasının işinde çalışıyordu. Sonra AKParti'nin kuruluşuna Hülya ile beraber bir yemek yemiştik. O günlerden beri sürer dostluğumuz diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Daha da eski yani, 40 seneden fazla. Unkapanı'nda bir Coşkun Sucuklar vardı. O zaman et piyasasıydı orası. Beyefendi de orada muhasebeye başındaydı, muhasebe müdürü falan pozisyonundaydı. Türkiye'nin en büyük et firmasıydı, orada çalışıyordu. Ne kadar çalıştı bilmiyorum ama aradan zaman geçti. AK Parti'nin kuruluşunda böyle bir tüsiyat bari bir iş adamlarının yemeğinde bir araya geldik. Herhalde biz de o zamanın önem veren sanatçılarından bir tanesi diyeyim. Çünkü salta önem vermiyordu. Belki rekortmenliği falan da var Hülya'nın bu arada. İnsanların çoğu bilmiyor ama. O yemeğe çağırmışlardı. Beyefendi o zaman belediye başkanıydı. Kendi bana bunu hatırlattı. Ben de tabii hatırladım. Abdullah Bey'le gelmişlerdi. Yemekte böyle Türkiye'nin en seçkin iş adamları falan vardı. Ondan sonra akabinde kendisinden gelmedi ama bana başka. Gel bu oluşumun içinde ol falan gibi. Hı hı. Parti kurulurken birkaç kişi söyledi. Yani gel partiye katıl. Değil de bu oluşumun içinde ol gibi. O zaman daha hazır değildim. Başka hedeflerim vardı. Beşiktaş'la falan uğraşıyorduk o ara. Bugün olsa? Bugün olsa seve seve giderim. 5 kuruş da istemem. Bugün eğer hedefinde siyaset olan bir insan, hedefinde Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetmek isteyen insanların mutlaka beyefendi eğer kabul ederse gidip onun yanında bir staj görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet. Büyük bir tecrübe var orada yani. O 20 sene boşuna olmadı ya. Yani zamanımız sığmaz da benim için ne düşünecekleri de önemli değil. Ya ben öyle bir lüksüm olabilir değil mi Tayyip Erdoğan'ı sevmekle? Yani sevmemek daha fazla prim yapıyor şu ara ama. Olabilir yani, benim ama bu konudaki fikrimi herkes bilir. Zaten artık konuşmamaya başladım normal sosyal ortamlarda. Çünkü dört tip insan var. Bir Tayyip Bey'i sevenler ölümüne, bir ölümüne nefret edenler var. Yani ne yapsa, uzaya gitse falan kaçak yolla gitti diyecekler. Hani o. Bir de rasyonel insanlar var benim tipimde. Hani memleketini seven, yapılan işlerin önemini gören, hatalarıyla, sevaplarıyla doğru değerlendirebilen insanlar var. Bir de durumdan vazife kazanıp onun zamanında büyük işler başarmış veya büyük paralar kazanmış ama şüphe var kafalarında. Ya giderse ne olur bize falan diye o tipler var. Gemiyi terk etmeyi bekleyen fareler var.
Bir de o tipler var. Ama demokratik bir ülkeyiz. Bu ülkede atıyorum benzer düşünceleri Sayın Kılıçdaroğlu için, Sayın Akşener için, Sayın Karamollaoğlu için, Sayın Babacan için de düşünen insanlar var sonuçta yani. Olabilir. Saygı sonsuz ama yani sen kalkıp da ülkenin başındaki bir adam için bu adam kaçacak, gidecek, başka yerde yaşayacak falan diye konuşmak bence eleştiri dozuna biraz kaçırmak gibi oluyor değil mi? Veya bu ülkenin cari açığı işte narkotikten karşılanıyor, narko devlet gibi. Çünkü ağzından çıkan her şey çok dikkat etmen gereken şeyler. Sen bu ülkenin muhalefet partisi başındaysan hani eleştiri dozunu ayarlayabilmem lazım. Pekala. Seversin, sevmezsin, bilmem sorar mısın birazdan ama yani bir ülkenin başındaki insan 80 milyonun yarısının oy verdiği, evet, devletin başındaki adamdan ismiyle hitap etmek çok da doğru gelmiyor bana. Bir reklam arasına geçeceğim. Geçelim. İkinci yarıda biraz daha hızlanacağım. Kaya Çilingiroğlu'yla reklam arasından sonra devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından buradayız. Sorularımızın bazı... Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Sayın Kaya Çilingiroğlu'yla birlikte 2019 yılında çıktığınız bir televizyon programında alkollü olduğunuz haberleştirilmiş. Gerçek mi bu? Yalan. O konuşmanız bayağı böyle şey. Benim zaten normal konuşmam da öyle yani falan gibi konuşur. Şu an hiç öyle bir algı yani almıyorum. Çok net konuşan bir tip değilim. Ağzım içinde biraz gevelerim falan. O konuşmayı çıkarsınlar bakalım. Öyle bir şey yok da o bir televizyonda benimle derdi olan bir arkadaş vardı, yönetici. Şimdi nerede olduğunu da biliyorum da söylemeyeyim yani. Hayır, şey daha iyi bir görevde yani şu anda daha büyük maaşla yurt dışında bir görevde. Onun benimle bir sorunu vardı. Bir şekilde. Çünkü televizyonda da ben böyle konuşuyorum. İnsanları tabii zaman zaman incittiğim taraflar da oluyor. Yani futbolu yönetenler olsun, işte teknik adamlar olsun, oyuncular olsun, menajerler olsun. Dolayısıyla insanların işine gelmiyor. Şöyle konuşma, böyle konuş falan demişti bana bir arkadaş. Ben sana mı soracağım demişim nasıl konuşacağım falan. O arkadaşla ilintili olduğunu biliyorum. Daha evvel de böyle bir ilkten girişim olmuştu ama öyle bir şey yok. Alkol yani televizyona alkollü çıkacak kadar şey yapmam yani. Daha fazla dikkat ederim. Zaten gündüz çıkıyor. O zaman akşamdı ama. Günlük hayatınızda da alkol sorunu... Yok. Hiç alkol almıyorum. Kullanmıyor musunuz? Yok. Yani daha evvelden çok aldım ama son 2-3 senedir içmiyorum. Pekala. Pandemi döneminde size neden maske takmadığınızı soran bir muhabir arkadaşımızı biraz haşlamışsınız. İnanıyor musunuz? Niye takmıyorsunuz dedi bak şimdi. Evet. Benim buradan herhangi bir konuşmamı al deminkilerden bir tanesini. Pat pat reklam koy falan. O derler ama konuşmanın tamamını dinle. Niye takmıyorsunuz dedi. Sana ne dedim. Niye takmadım hesabını muhabir arkadaşa mı vereceğim? O zaman zorunluydu mesela işte. Yani zorunluydu. Zorunlu değildi bir kere. Sonradan maske takmanın çok da doğru olmadığı çok konuşuldu. Hala aşıları... Sonradan konuşuldu. O dönemde kesilen cezalar da iptal edildi. Ama o zaman yürürlükte olan kurallara göre maske zorunluydu her tarafta. Zorunlu muydu? Yani sosyal ortama girdiğin zaman yani sokakta tek başına yürürken zorunlu olduğunu zannetmiyorum. Neyse çok zaman sonra bazı şeylerin yanlış olduğu çıkıyor. Evet. Meydana. Bunları da daha evvelden görebilmek, öngörü sahibi olabilmek demek. Değil mi? Mesela orada bir öngörüm oldu. Hani ben Covid'in bu kadar da çok bahsedildiği kadar da korkutucu bir iş olduğunu düşünmüyorum geldiğimiz noktada. Pandemiye inanıyor musunuz ama? Pandemiye inanırsın tabii. İnanmam mümkün mü? Ama her ölen insan da pandemiden mi öldü? Herkes yoğun bakımda öldü. Herkes pandemiden öldü. Şimdi pandemi mesela hatırlıyorum, 2 sene evvel Mayıs'tı galiba, tam 1,5 sene evvel Mayıs'tı, 25 bin vakayla kapandık. Geçtiğimiz Mayıs ayı 40 bin vaka vardı, kapanmadık. İşte toplumsal bağışıklık. Yani ne diyeceksin ki şimdi aşı diyeceksin. Yok, değil mi? Önce bir aşı çıktı. Toplumsal bağışıklık da kazanılıyor. Dediler ki Çin aşısı şöyle o böyle bu böyle, hani sosyal medya hakikaten çok zararlı bir şey yanlış kullanırsan. Yani geçenlerde siz Twitter'ın biliyorsun. Efendim? Siz aktif kullanıyorsunuz. Yanlış kullanırsan dedim. Aktif kullanırsan demedim.
Şöyle bir şey, geçenlerde Twitter'ı işte Elon Musk'ı aldıktan sonra Amerikan haber alma teşkilatlarının nasıl manipüle ettiğini insanların bilhassa işi konusunda meydana çıktı. Yani öyle bir şey ki elindeki bir telefon ama bir tarafta da dünya sağlık örgütü var, bir tarafta Türkiye'nin en büyük... Çok güzel, bak o konuya gir şimdi, ama devam bir et. Bir tarafta da onu da bitirmeyeceğim ama dünya Türkiye'nin en büyük hekimleri var, ne bileyim işte solunum yolları ile ilgili ihtisas yapmış, ne bileyim mikrobiyoloji ile ilgili. Bu insanlar da boşuna okumamıştır galiba bunca yıl, koca koca proflar, işte ordinaryuslar. Şimdi tabii okul güzel bir şey. Aksini kimse iddia edemez. Ben akademisyen çocuk, insanların, bebeğinlerin çocuğuyum ama her okuduğunu da doğru değerlendireceksin. Yani mikrobiyolog bugüne kadar koronavirüsünün ne kadar tehlikeli olup olmadığını bilecek bir şey okudu mu? Okumadı. Veya ne bileyim pandemiden sonraki dünya ekonomik krizinin diğer krizlerle bir alakası olup olmadığını bilebilir mi bir iktisatçı ekonomist? Yani yoksa o zaman tamam klasik yazılmış faizi yükselt, ekonomi enflasyon düşsün falan filan. Biraz durgunluk, ondan sonra ne yapacağımıza bakarız mıdır? Her krizin, her pandemi hadiselerinin kendine göre bir şeyi vardır. Değerlendirmesi vardır. Bunu doğru yapan zaten öne çıkar. Hı hı. Yani 2006 krizi mesela dünyada olurken bir tane adam çıktı, Rubini diye Hintli, dedi ki bu gidişat yanlış, kriz oluyor dedi. Olacak dedi, geliyor. Herkes dedi ki yok dedi. Adamın bir tanesi birkaç yüz milyon dolar şey aldı, çıkarken ikramiye aldı. Bir de George W. Bush'un hazine bakanı falan oldu. Leverage'ın. Bunun pandemiyle de ilgisi var. Geleceğim oraya işte. Leverage'ın doğru bir şey olduğunu falan söyledi. Sonra 2008'de Amerika battı. Amerika'ya AAA veren derecelendirme kuruluşların hepsi hala yaşıyor. Lehman Brothers'a AAA veren kuruluş hala herkese derecelendirme veriyor. Yani bu ülkenin diyor notu zayıf, onu kırdım, bunu çıkardım falan diyor. Aynı Harvard profesörleri milyonlarca dolar alıp rapor yazıyorlardı. İzlanda çok iyi bir ülke falan diye. İzlanda'ya mevcut satsam 100 atıyorum rakama takılma 1 milyar dolar etmez firmaya. Memlekete 5 milyar dolar para verdirdiler kredi bankalarına. Bunlar da profesör. Yani dolayısıyla her profesörün söylediği doğru değildir. Çünkü pandemiyle, koronavirüsüyle ilk defa tanışıyor. Ne olduğunu bilmiyor, ne kadar yayılabileceğini. Hepsi beraber söylüyorsa. Mesela bölünüp bilmem ne diyorsunuz ona mikrop için. Bir şey diyorlardı ya. Sonra ondan ürüyor bir şey, ondan bir şey çıkıyor falan. Mutasyona uğramak. Mutasyona uğramak. Ne kadar mutasyona uğrar, ne yapar, nasıl gider, hangi aşı doğrudur, bulunan aşı doğru mu değil mi? 5 tane falan bildiğim kadarıyla aşı bulundu. İlk 4 tanesi çöp oldu. Evet. Bir tane bizim Türk doktorun bulduğu kabul edildi. Başka aşı olanlar tekrar oldular. Olmayanlara hiçbir şey olmadı. Olanlar ölen oldu. Dolayısıyla net bilmediğin bir şeyle savaşıyorsun. Bu yüzden değerlendirmeyi yapacak profesörün de çıkıp bu benim fikrim demesi lazım. Demin söylediğim gibi. Hı hı. Bu doğru değil. Sen maske takma. Toparlarım, merak etme ben konuyu. Yok, sen bana hani oradan oraya gideceğiz Aslan ama. Aslan fena değildir. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Her televizyona millet biliyorsun. Televizyonda şu anda mesela bakıyorsun. Ne iş yaparsın? Araştırmacı. Ne araştırıyorsun kardeşim sen? Ne işin var? Siyasetçi. Hukukçu. O zaman her gün televizyonlarda bakıyoruz. Saçma sapan konuşuyorlar. Bana dedi ki kız buraya gelirken ben ne yazayım dedi. Vatandaş yaz dedim. Güldü. Niye gülüyorsun dedim. Yani vatandaş çıkamaz mı televizyon? Araştırmacı vatandaş yaz benim için. Olmaz mı? Dolayısıyla her televizyona çıkana da çok itibar etme. Televizyona çıkmaktan ziyade o zamanlar televizyonlar da bilim insanlarının ayağına gidip mikrofon uzattılar. Efendim koronavirüs tehlikesine karşı nasıl mücadele etmeliyiz falan. Kimse yani. Tamam doğru böyle, ama can atarak da televizyona hani çıkarak medetik olayım diye. Her çıkana da böyle çok doğru doğruymuş diye inanmıyor. Sadece çıkmaktan mesela atıyorum bilimsel makaleler yayınlandı COVID tehlikesine, pandemiyle nasıl mücadele edeceğine karşı. Kaçı doğru karşı. Çıktı? Bilmiyorum. Hala doğru var mı? Hala var mı doğru? Çok emin değilim. Mesela Çin'de yeni açıldı. Kaç zamandır kapalı değil mi? Hı-hı. Her gün 500 bin vaka diyor televizyon altyapı geçiyor. Altyazı geçiyor. Bir bakıyorsun o panik yapman lazım. Yani dolayısıyla sosyal medyayı kötü kullanırsan çok tehlikeli bir silah.
Bu arada unutmadan sorayım. Bu bizim sert sorular defterimiz malum. Soru bizde mahfuz kalacak şekilde. Kime sert soru bıraktınız? Ben Sayın Meral Akşener'e bıraktım. İyi Parti Genel Başkanı, evet. Sayın Meral Akşener'e bıraktınız. İnşallah kendisini konuk almak nasip olursa bu soruyu size Sayın Kaya Çilingiroğlu bıraktığı şeklinde soruyu yönelteceğim. O arada bir ifade kullandınız açıklama yaparken. Dediniz ki ekonomik kriz olduğu zaman da rutin işlemdir. Faizi yükselt, kuru baskıla, sonra ne yapacağımızı düşünürsün. Hı-hı. Tam da bu konuyla ilgili şu anda hükümetin uygulama koyduğu bir politika var. Siz bir iş dünyasından gelen bir isim olarak siz nasıl yorumluyorsunuz bu politikayı? Ya başında ben de mevcut politikanın doğru olduğunu düşünüyordum. Mevcut politika? Yani Cumhurbaşkanımızın uygulamasının doğru olmadığını düşünüyordum. Faizi indir, ekonomiyi hızlandır, üretime, tamamen üretime dön. Hani dedim ki bir düşündüğü var herhalde bizim bilmediğimiz, yani 3 sene evvel falan. Sonra o arada dediğin gibi televizyonlara çıkan akademisyenleri görüyorsun. İşte iktisatçıları, ekonomistleri falan görüyorsun. Hepsi diyorlar ki Türkiye battı gitti. 450 milyar dolar borç var. 158 milyar dolar geçen Eylül'de ödememiz vardı. Yoksa böyle yapıyorlar bir de. Kontağı kapayacağını diyorlar. CDS çıktı bir ara. Ya CDS'ler 1000 oldu falan, ülke battı, bu ne demektir biliyor musunuz falan. Hiçbir yerden para gelmeyecek falan. Hiçbir yerden para gelmiyor falan. Eyvah dedik, battık o zaman. Dolar da bir günde 10'dan 18 oldu falan. Tuvalete gidemeden 14'ten 18 oldu bir anda falan. Böyle ben daha evvel krizleri yaşadığım için çok muhtedil davranırım. Yani pozisyon neyse onu koruyacaksın. Krizde hiç oynamayacaksın. Hı. Yani sıfır mesela TL'deysen TL'de kalacaksın. Dolar'daysan dolar. Ne al ne sat. Hı. Krize yak. Çünkü ismi kriz. Hı. Krizi önceden bilen zaten zengin olur. Ona göre önlem alır falan. Sonra baktım ya yavaş yavaş batan falan yok. CDS'ten bahseden yok. Bir ara biliyorsun CDS çok modaydı. Bir hafta falan 10 gün çıktı. CDS bağırıyorlar. Bir de onların lisanı var. Ekonomistçe. Veya iktisat lisanıyla falan. Onları anlarken yani 10 kelimesinin 8'ini zaten halk anlamıyor. Bir tek şeyi anlıyor. Battık diyor, tamam. Çıkıp abire domates gösteriyorlar falan elde. Domates, biber, patlıcan çıkıyorlar böyle falan. Tamam yani ortada bir pahalılık var ama bunun bir de sebebi var. Yani pandemiden çıktık. Orada bir arz problemi yaşadı. İnsanlar çalışamadı. Hani bugün 1 milyon euro versen bir arabayı, üst kalite bir arabayı bulamıyorsun, düşünebiliyor musun? Cebinde paran var, otomobil bulamıyorsun. Cebinde para var, saat bulamıyorsun. Yani lüks tüketiminde de bulamamaya başladın. Hı hı. Dolayısıyla ciddi bir arz sıkıntısı oldu mesela. O arz sıkıntısında Türkiye'de insanlar yine iyi çalıştı. İnsanları sıhhi olarak koruyabildi yani iktidar, mevcut iktidar. Sonra baktık ya olaylar öyle değil. Bir takım gerçekler ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Sonra 850 milyar dolar bizim gayri safi milli hasılamız olmaması lazım. Niye? Daha fazla olması lazım. Hı. Yani yoksa biz batmıştık. Hı hı. Yani ülkede dönmeyen bir ekonomi olması lazım. Diyorlar ya kontağı kapatıyoruz falan. İşte OECD raporları falan var bakınca. Orada tabii ne diyorlar ona? Kayıt dışı ekonomi, o yok. Meğersem onlar onu hesaplarken öyle hesaplıyormuş. Onu hesapladığın zaman bence biz 850 milyar doların çok üstünde gayri safi milli hasılamız olsa gerek diye düşünüyorum. Bu çarkta yürüyor. Üretim doğru. İhracat var. Katma değeri yüksek ihracat yapılması lazım. Yani üretilmesi lazım diyorlar ama o da bir günde olmuyor. Sonra gaz işi çıktı. Gaz işi çıkınca savaş çıktı pardon. Savaş çıkınca ya gaz yeni, daha önce bulun. Doğalgazdan bahsediyorsunuz Şubat'ta, değil mi? Şubat'ta savaş çıktı ya. Savaş daha sonra çıktı. Batı Karadeniz'deki doğalgazdan bahsediyorsunuz. Yok, oraya gitmiyorum. O daha oraya gelmedim. Ha, yani ben savaştayım. Tamam. Savaş çıktı. Savaş sonrasında enteresan bir mesleğin önemi ortaya çıktı. Uluslararası ilişkiler falan. Ya o iktidarı yerden yere vuran politikacılar hani o ara %60-70'le şey diyordu. Ben gelince şunları yapacağım falan demeye başlamıştı muhalefettekiler. Yani Tayyip Bey'i yok sayıyorlardı falan. Bir anda o savaş çıktı, bir 3-4 ay geçti falan, bir frene bastı insanlar, konuşmalar değişti. Domates fiyatı falan konuşulmaya başladı. Kur hepten unutuldu. Ya dediler ki dur bakalım hani bu savaş nereye gidiyor falan. Bir anda Türkiye'nin jeopolitik önemi ortaya geldi. Evet.
Baktık dostlarla barış, yani eski düşmanlarımızla barışmaya başladık. İsrail, Suriye, Mısır falan derken. Zannediyorlar ki hani bunlar bir günde falan oldu. Hani Libya'daki politikayı bir günde falan zannediyorlar değil mi? Hani Libya'da o anlaşma imzalandı, Yunanlar ayağa kalktı falan mesela. O politika böyle 5 sene falan daha da eski olabilir mi acaba? Yani soru şimdi, ben de bilmiyorum. Ben de vatandaş gibi sağa sola okuyorum falan. Gözlemlerimi söylemeye çalışıyorum. Yani Katar'daki el sıkışma hikayesi tesadüf olmuştur herhalde değil mi? Cumhurbaşkanı açılışa gitti. Orada Mısır Cumhurbaşkanı'nı gördü. Elini sıktı. Ha, ne büyük tesadüf falan. Bu manşete taşındı. Önceden biliniyordu. İstihbaratlar arası görüşme yapıldı. Veya Suriye ile 3 ay evvel biz bir görüşmeye başladık. Hani işte uluslararası ilişkiler, diplomasi. Yani burada bir mesleğin çok önemi ortaya çıktı. Ve bir anda Türkiye dedi ki ya acaba Cumhurbaşkanı, ben dahil. Ya o gün hani faizleri indirelim, biz üretime devam edelim. Bu kriz başka bir kriz. Yerden yere vurulan mevcut politikaları ya doğru çıkarsa demeye başladı insanlar. Ben de dahilim buna, yanlış anlama. Şimdi hocalar ne derse o. Şimdi hoca demiş ki pandemi var, koronavirüs. Faiz artık. Şöyle nefes al, maskeyi tak. O koskoca hoca benden daha iyi bilecek kesin. Ya da ekonomist çıkıyor, profesör adını şanlı. Ben bir programı hatırlıyorum. %40-50 bandında faiz ancak bizi kurtarır. Falan ama mesela faizi artırmaya başladı. Hem FED hem Avrupa Merkez Bankası enflasyon da artmaya başladı. Bu sefer yani sen sormaz mısın ya kardeşim, tamam doğru olsaydı bu. Faizi artırdı. FED hayatının tarihinin en yüksek faizine geldi. Mesela evet. Almanya'daki kimse sorgulamıyor. Sende enflasyon, Almanya'da 10, sende 80. Doğru. 1933'ten beri Almanya'da enflasyon yok. Evet. Yani ben Almanya'da doğumluyum bir de. Almanya'ya çok gittim geldim. Ticaret falan da yaptım. İyi de bilirim Almanları. Dolayısıyla yani biraz zamana bırakmak lazım. Sonra küt diye Selçuk Bayraktar diye bir adam çıktı. Sonra bir Atatürk Havalimanı'nda bir tane fuar yapıldı. Ben de gittim, hayatta gitmem. Gittin göreyim mi? Dedim bu savunma fuarı neymiş, Türkiye neler yapıyormuş. Teknofest'te mi gittiniz? Evet, Teknofest'e gitmedim. Atatürk Havalimanı'ndaki şeye gittim. Orada yapıldı ya. Teknofest orada yapılmadı, Samsun'da yapıldı. Hayır hayır. Teknofest her yıl yapıyor. Atatürk Havalimanı'nda biliyor, ben bu de seneki orada Samsun'da yapıldı. Evet evet. Bu seneki Samsun'da. Atatürk Havalimanı'nda yapılan kapalı, yani savunma sanayi ile ilgili şeydi. Gittim gezdim falan, şaşırdım. İnsanlar da hani tanıyorlar ya beni. Yani Fener Galatasaray'ı falan sorarken tankı anlatmaya başlıyor. Dedim ki yani bizim tank nedir, bu tank palet fabrikaları satıldı Katarlı'ya Matarlı'ya. Onlara girdi konu. Oradan ben biraz meraklıyım diye. Kuru fasulyeciye otursam porsiyonunu soruyorum. Yağ nereden alır? İspir'den mi getirir işte? Erzincan'ın bilmem neresinden mi? Öyle her şey. Yani enginar satıyor adam mesela bizim şeyde. Oturup kaç enginar sattığını, enginar nereden geldi? Biraz meraklıyım yani. Ondan sonra bir baktım hakikaten ya bizim ülkede bir garip işler olmaya başladı. Hani biz mi bunun farkında değildik? Hani bizim ismi, benim ismi ne biliyorsun değil mi? Ben bebeğim gibi derim. Beyaz yakalı sarışın çocuklar. Beyaz Türk. Evet, beyaz yakalı sarışın çocuklar ama. Ne anlamı geliyor? Ben beyaz geçen Türk gibi. Geçen gün televizyonda biri öyle dedi. Duydum ki bakayım bana benziyor biraz, anlattı. Biz öyle çocuklarız hani, golf oynayan. Ne farkınız var bizden? Ona sor, bana ne soruyorsun? Ben öyle görmüyorum kendimi. Dolayısıyla biz dedim hakikaten bazı olan şeyleri görmüyoruz. Hani bizim oturduğumuz ortamlarda hep bir laf vardı. Ya Türkiye burası değil, çık da dışarı bak. Evet dedim, çıkın bir dışarı bakın. Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Gaziantep'i bir gezin. Mesela Gaziantep, İskenderun Belediye Başkanı bizi davet etti 5-6 sene evvel. Tam o şeyde kalkışma olmuştu. Adam bir şey anlattı, bir tünel. Bu tünel dedi Gaziantep'le buranın arası dedi 2,5 saat 45 dakikaya indirecek dedi. Ve oradaki lojistik alanlarını falan anlattı. Daha savaşın kızışmış zamanlarıydı, Suriye Savaşı. Laftan lafa atlıyorum çünkü vaktimiz az. Yok ben tutuyorum aklımı. Ya Türkiye'de hakikaten dedim ki siz buradan bir çıkın. Golf sahasından falan. Bebekten Etiler'den bir hakikaten sokağa inin dedim. Bak sokakta neler oluyor. Şimdi sokağa inerken de mesela bakıyorsun. Böyle muhalefet partisi sokağa iniyor. 20 kişi var. İşte herkes muhalif. Giriyor dönerciye. Nasıl oğlum işler? Kötü. Kaç para kiran, elektrik, doğalgaz falan küt pat derken
benzinciye giriyor öyle falan. Öyle çıkmayacaksın ki sokağa. Sokağa çıkarken tek başına çıkacaksın. Git Anadolu'nun atıyorum. Ücravi köşesine Çankırı, Isparta, Kütahya kafama şimdi attım. Git orada bir esnafla otur tek başına bir yemek ye, bir konuş. Bir kayıt dışını öğren ne oluyor bakalım bu ülkede. Ya bu ülke hakikaten 850 milyar dolar mı GSM'si? Burada şöyle bir soru yöneltecek o zaman size. Hiç mi sıkıntı yok? Sıkıntı çok. Sıkıntıyla ilgili bir örneğe geleyim ben sana. Sıkıntı yüksek. Sıkıntı yok diyen yok ama dünyada bütün yaptığın işlerde bir kulüp yönetirken, borsadaki borsa yatırımcılığı yaparken falan eğri hep böyle gitmez. Eğri düzeltir, yine yukarı çıkar, yine aşağı gelir. Bazen bilmediğin sebeplerden, mesela krizlerden, pandemi, işte ne bileyim savaşlar falan gibi. Yani Ukrayna Savaşı'nın olacağını çok evvelden iki kişi bilmiyordu Avrupalı. Bir tek evet. Amerikalı biliyordu, onu provoke ediyordu zaten. Yani Putin'i ne yapacağım, yapacağım ben oraya sokacağım dedi. Soktu hakikaten, helal olsun. Yani istediğini de yaptırıyor bu arada. Dolayısıyla bu eğri böyle böyle gidip gelecek. 90'lı senelerde Koç Holding CEO'su vardı Uğur Ekşioğlu. Allah rahmet eylesin. Rahim Bey'in de çok yakınıdır. Hep ben çok severdim. Uğur abi de çok sert falan bir adamdı. Paldır küldür konuşur falan. Galiba Beşiktaş Kulübü ikinci başkanıydı 96-98. Bu havuzu büyüten tek adamdır. Mevcut havuzu yani. Şey havuzu yok mu? Para havuzu. Ligin. Süper Lig'in para havuzu falan. Tamam. Ondan sonra biz konuşuruz çok da beni çağırırdı falan. Uğur abi son derece vizyonu yüksek bir adamdı. Ve dönerdi bana derdi ki biz derdi Koç grubu olarak 80'ler sonlarından doğru 2000'lere kadar beraberliğe oynadık Kaya derdi. Hiçbir atılım yapmadık, yapmamız gerekli. Hep frene bastık, onu yapmadık, bunu yapmadık. Çünkü aileye anlatamadım bazı şeyleri falan. Rahmetli Mustafa da benim yakın arkadaşımdı. 2002'de işte 2004 mi ne yönetim kurulu başkanı oldu falan. Bir anda agresif alımlara başladı. Bu örneğe çok önemli ama bu anlatacağım örnek. İşte Yapı Kredi'yi aldı, Tüpraş'ı aldı falan filan. İşte yani belli bir oranda falan. Bir gün aynı kulübe gidiyoruz. Akşam geldi falan. Ya dedim tebrik ederim. Hani böyle agresif alım. Hiç de Mustafa'dan beklediğimiz bir atılım değil. Ondan sonra yepyeni bir başkan çünkü. Ya dedi bildiğin gibi değil dedi. Bugün dedi bunları aldık ama dedi bugün dedi holdingten dedi kamyonla dedi Arçelik'in hisse senetleri gitti dedi emanete, teminata. Acayip dedi canım sıkkın dedi. Bak şimdi. Bu grup Türkiye'nin değil dünyanın en büyük gruplarından biri. Yanında belki 100 bin kişi çalıştırıyor ama 1 milyon kişiye istihdam yani ekmek veriyor. Bir o %10 oranında vergi şeyini falan sağlıyor Türkiye ekonomisini. Patron söylüyor bunu. İlk baş başa oturuyoruz. Yani burada bir alım yapıyorsun. Belli bir süre sıkışacaksın. Sonra başka bir şirketini sattı. O borçları ödedi. Hatta o şirketi satarken de CEO'sunu göndermek zorunda kaldı. Şirket CEO'su diyor ki Mustafa'ya ben bunu sattırmam çocuğum gibi. O da diyor ki yani kimin malını kime sattırmıyorsun diyor. Falan satıyor. Yani neticede büyürken ve bir takım atılımlar yaparken hedeflerini yükseltirken biraz acı çekeceksin. Acı onun için var. Şimdi acı çekiyoruz. Belki 5 sene sonra, belki 3 sene sonra refaha ulaşacağız. Bu kesin. Ya olmazsa olmaz. Bak inan bugün ne aylardan? Ocak değil mi? Ben 2024 Ocak ayında kimse domates fiyatı konuşmayacak bu ülkede. Nasıl benzin fiyatı 6 ay evvel herkes günlük benzine bakıyordu. Ne bileyim 8 ay 10 ay. Rakamlara takılma. Herkes her gün dövizi takip ediyordu falan. İnan diyorum bak bir sene sonra konservatif konuşuyorum sana. Çok daha evvel olacak da bu. Hani seçimden bir iki ay sonra da diyebilirdim sana 2023 Eylül'de. 2024 Ocak ayında bu ülkede pahalı konuşulmayacak. Bu ülkede farklı şeyler konuşulacak. Mesela? Yani bu ülkenin yaptığı atılımların Türkiye, yani Türkiye'nin başka bir ülke olduğu konuşulmaya başlayacak. Bak benim o konuşmamda madem bakmışsan onu diyorum ki yani ölü toprağını insanların üstünden evet. kaldırdı. Yani yapamam ne demek? Ya o yapmış, ben niye yapamıyorum? Ne eksiğim var? Şimdi konuşmam için de Selçuk Bayraktar dedim. Hayatımda hiç görmedim. Elinde sıkmadım. İşte konuşanlar var. Cumhurbaşkanının damadı. Bütün devlet imkanları onun elinde falan. Yani zannediyorlar ki Selçuk Bayraktar uçak falan yapıyor zannediyorlar. Selçuk yapıyor. Bayraktar uçak falan yapmıyor. Kanadını manadını boyasını falan yapmıyor. Uçağın en önemli şeyi yazılımı. Selçuk Bayraktar'ın farkı orada. Farklı bir şey yapıyor herkesten. Hı hı. O insansız silahlı hava aracı yok mu Kızıl Elma? Yani Kızıl Elma'nın
Kızıl elma yapanı uçağı yapmıyor. Uçağın yazılımını yapıyor. En zor şeyi yapıyor. Ondan başka kimse yapamıyor bunu. İşte o farkı o. Yoksa herkes uçak yapar. Şey de yapıyor bu arada yalnız. O komponentleri yapıyorlar. Ya, onu demiyorum. O işin zaten tabii şey ki yapıyor. Boyutu, ben sana diyorum ki montaj boyutu. Sen yazılımını yap. Ötekini ben de yaparım. Onun yazılımı zor zaten. Yani yapman gereken. Bugün Facebook herkes idare eder değil mi? Evet. Yazılımını yapabilir miydin? O adam yaptı işte veya Google'ı. Yani üstüne koyarak şu an manage etmek kolay. Anlatabildim mi? Ama o fikri değil. Yazılımını yapıyor. Yani algoritmayı o yazıyor. Yani Selçuk Bayraktar'ın farkı o. Bu işte. Yani kimsenin beceremediği bir işi yapmak. Türkiye öyle bir yere geldi ki artık dedik ki ben kendi kendime diyorum yani biz hakikaten başka bir ülkeyiz. Oyun kuran olduk. Oyuna dahil olan değil. Hani gözümüzde büyüttüğümüz diğer ülkeler, onları ben 90 öncesi çok gezdiğim ülkelerdi. Macaristan, Polonya, işte Çekoslovakya, Bulgaristan, Romanya gittik, yüzdük oralarda falan. Çok 80 öncesi de biliyoruz. O ülkeler bizim önümüzde gibi görünen ülkeler. Şu an bizim yanımızda çok da şey gelmiyor bana hani. Biz daha ben böyle ki hedeflerimi biraz daha Amerika, İngiltere atıyorum 10 sene sonra belki Çin olacak. Çünkü bakıyorum TÜSİAD'ın bir tane adam vardı. Geçenlerde çıktı 4.0 sanayi diye. Bu siber sanayi falan. O ıskalamadık diyor biz diyor. Bu bölgede diyor. TÜSİAD'dan mı geldi bu açıklama? TÜSİAD'dan diye. TÜSİAD'ın bir tane kuruluşu var. Sanayi bilmem ne direktörü diye adam. Yani şeyde Halk TV'de izledim zaten. Adam biraz engellemek istediler ama adam konuşuyordu ister istemez. Iskalamadık diyor. Iskaladın diyorlar. Ya ıskalamadık diyor adam. Yani bu 4.0 sanayi diyorlar. İşte birinci sanayi devriminden 2-3-4'e gitti. Sizce ıskalamadık mı? Valla ıskalamadık. Biraz da hani sanki önünde mi gidiyoruz, ne yapıyoruz falan. Hani her şeye rağmen üreten, bir büyüyen bir Türkiye var. Hani büyümek çok güzel bir şey. Tamam bir pahalılık var. Bunu kabul etmemek zaten akla mantığa gelmiyor ama biraz acı çekmemiz lazım. Şimdi bence AK Parti'nin sıkıntısı da bu. Kendini ifade edemiyor. Ciddi edemiyorlar. Yani yapılan o kadar çok iş var ki. Dönüp dolaşıp sarayla uçağa geliyorlar ya. Ya olmaz böyle bir şey. Ya bu ülkenin başındaki insan sarayda oturacak, uçağa da binecek, uçaklara da binecek. Yani düşünsene mesela İçişleri Bakanısın, gece Erzincan'da bir hadise oluyor. Ne yapacaksın? Tarifeli uçak. Bulacağım mı o tarafa? Kendi özel, ya Milli Savunma Bakanı bilmem nereye gidiyor, nereye gidecek uçakta? Zaten Cumhurbaşkanı'nın saray ekibi 100 kişi. Söylenen o. Yani bu ülke için artık bırakın uçağın, mesela sarayın içinde dünyanın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi yapıldı. Kaç kişi biliyor? Ben gittiğimde doluydu. Ankaralılar kaç kişi biliyor? Bilmiyorum. Yani şimdi mesela bunu aktaramıyor halka. Diyorum ya AK Parti'nin sıkıntısı bu. Kendini ifade edemiyor. Ya bırakın sarayın birkaç yüz milyon dolarını. Türkiye oraları çoktan geçti. Türkiye'nin şu anda dış borcu var ya 450 milyar dolar. Tamamı da kendinin değil. Yani 300'ü özel falan. Özel sektör ağırlıklı. Özel sektör. Diyelim ki tamamı kendinin olsun. Bir laf söyleyeceğim. Türkiye'nin şu anda gidişatı mevcut ekonomisinin asıl ekonomi, nominal söylemiyorum, asıl ekonomisinin kayıt dışı ekonomisiyle beraber bu borç hiçbir şey diyorum. Bak bu borç hiçbir şey. 450 milyar dolar. Evet 450 milyar dolar hiçbir şey diyorum. Türkiye'nin mesela şeyini söyle. Merkez Bankası'nın kasasını 130 milyar dolar yeni şöyle bir şey söyleyeceğim olur. Sana. 450 milyar doları sana yarın öde demiyor adam. Öde de demeyecek. Taksitlendirdim. Şöyle bir şey. Türkiye'nin turizm geliri ne? 40. Tamam. 40 milyar dolar. 10 senede öder miyim bu borcu turizm gelirimle? Yani. Öderim. Bırak onu ben bir iş adamıyım. Ben desem ki bir adama ver bana 400 milyar dolar. 40 milyar dolar. Pardon 400 milyar dolar. Ben sana bunu 10 senede ödeyeceğim. Garantili para. Hani teminatıma inanacak. Var ya fonları sıraya sokarım biliyor musun? 10 senede ana parası artı faizle dönecek bir işi fonlar sıraya girer dünyada. Dolara dolar konuşuyoruz. Artı faiz alacaksın. İnan para o kadar çok önemli bir para değil. Milletin gözünde büyük para. Şimdi bana böyle diyecekler ki bu şaşırmış atıyor tutuyor falan. Ya geçenlerde Ulaştırma Bakanı çıktı televizyona. Keşke Halk TV'ye falan çıksaydı bak. Onları seyredince o aklıma geliyor. Ahmet Hakan'ın programına çıktı. Bence Ahmet Hakan da sorulması gereken her soruyu sordu adama. Hani bu ödeme garantili, geçiş garantili falan filan. Bütün rakamlarla çat 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 ortaya çıkardı adam.
Yani matematiğim de fena değildi. 10 üstünden bir 6 alırım. Dediği rakamların yarısı doğru olsa. O iş feasible biliyor musun? Hepsi değil, yarısını. Yarısı diyorum, yarısı. Adam tak 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 mesela İstanbul Havalimanı ile ilgili öyle bir, yani Türkiye dünyada hiçbir işletme açıcıdan artık kar edecek öyle bir dünya yok. Bunun finansman gideri var bilmem nesi falan filan. Bütün rakamları verdi. Bence çok önemli bir adam. Liyakatı da çok iyi. Sonra Google'ladım, tanımıyorum adamı. Bir baktım yani merdivenler öyle gelmiş ki orayı hak etmiş bir adam. Rakamlara da hakim. Ama bence dediğim gibi kendini ifade edemeyen, yani mevcut AK Parti'nin en büyük sıkıntısı o. Kullandınız mı İstanbul Havalimanı'nı? Kullandım. Beğeniyor musunuz? Çok da beğeniyorum. Yani dünyayı, bütün dünyayı gezdiğim için çok da havalarına gittim. Bir 100 tane falan havalarına inmişliğim var. Ben çok sık kullanıyorum. Zaten lüksüyle ilgili bir sıkıntı yok. Konuşmamız yolcu garantisi mesela. Aynen. Ve bu sıfır parayla yapılıyor. Evet, yapıştırdı. Ya Avrasya Tüneli açıldı. Ben de o zamanlar oraya yakın bir yerde oturuyorum falan. Yine bu laflar var, bu tiyatrolar, geçiş garantisi, araba falan filan. Pahalıydı o zaman da yani. Normal köprü atıyorum, rakama takım 10 liraysa 25 lira falandı. Ben de diyordum ki bir geçtim abi, baktım Altunizade yeni kapı 8 dakika falan, dedim pahalı mı Allah, ama tamam. Şimdi git giremezsin trafikten. Yani bu, yani insanlar bu yatırımları 3 sene 5 sene için değil ki, bir ömür için yapıyorlar. Ben köprüyü 50 senedir kullanıyorum ya. 15 Temmuz şehitleri. Bunları doğru ifade etmesi lazım. Yoksa saraymış, uçakmış falan asla konuşulacak şey. Yok Sumut'u yemiş de onu içmiş de bilmem ne. Yani Cumhurbaşkanı'nın yurt dışındaki bir gördüğü itibarı bence burada şey yapmıyorlar. Yeteri kadar değer görmüyor. 2013 yılında bir açıklama yapmışsınız. Diyorsunuz ki Boğaz'da okul olmaz, otel olur. Evet. Boğaziçi... Dünyanın en pahalı okulu ya. Tepki gelmiş. Boğaziçi için söylemedim ben onu. Neresi için? Bu Çırağan'dan aşağı Beşiktaş'a giderken 3-4 tane okul var orada. Kalkavan Lisesi var, var, Galatasaray var. Evet. Onlara büyük kampüslü başka yerler versinler, onlara otel yapsınlar. Çünkü yani o tipte oteli düşünsene. Yani şu anda Çırağan'la Four Seasons'ın herhalde günlük satışı regular oda 3000 euro falandır gelince ve yer yok. Dünyanın en güzel yerine okul yapmışsın yani. Cumartesi pazar kapalı. Halbuki git onlara mevcut yerine 100 dönüm atıyorum 1000 dönüm başka yerde ver. Büyük kompleksler yap, otel. Yani yurtlarını yap, öğrencilere çok daha güzel yere geçir. Ama dünyanın en pahalı yeri. Yani biz Amerikalıların elinde Boğaz olsa bir kahveyi 500 dolara falan içeriz biz. BV falan gidemezsin yani. Bize... Sen gidip orada oturup 20 liraya çay içiyorsun. Ciddi söylüyorum. Amerikalı'nın elinde Boğaz olsa gidemezsin, giremezsin. Pahalılaşmak çözüm mü? Maalesef öyle. Yani doğru mu değil. Doğruya inanmıyorum ama oyun böyle. Oyun böyle oynanıyor. Oyun dışında kalıyorsun. Ben pahalı olsun demiyorum. Ben de gidiyorum. Yanlış anlama. Senelerce söyledim. Golf halk oyunu değil dedim. Değil. Hı hı. Niye dediler? Ekipmana. Ekipman değil. Git nerede oynayacaksın? Gideceğin kulübe 25-30 bin euro para vereceksin üyelik senede. Kaç kişi verebilir? Bir röportajınızda şey diyorsunuz. Ya doğruyu söylemekle şeyi karıştırmasınlar insanlar. Doğru bu. Halk Türkiye oyunu değil kardeşim. Şu halk oyunu değil. 8 evet. Numaralı sopayı görüyor musun? Bu 400 euro demişsiniz. Evet olabilir. Doğrudur yani. Doğru. Tam gerçeklerde bugün. Gazeteci Bediz Doğan'ı dövmüşsünüz. Evet. Pişman mısınız? Evet. Ceza aldım. Evet. 2 sene, 5 sene erteleme verdiler. Sonra dediler ki babası ayarladı aynı tıp fakültesi gibi. Onu soracaktım. Ceza almadı falan onu dediler. Onu soracaktım. Var mı öyle bir şey? Sonra ne yaptım ama hiçbir şey atmam ben. Çıkardım ceza aldım. Gerekçeli kararımı 40 sene evvelki televizyona yolladım. Okumadılar. Televizyonu aradım, taciz ettim. Okuyun dedim gerekçeli kararımı. Bediz de orada. Binlerce kere özür diledim. Hı hı. Yaptığım hataydı dedim. Hatta çocuklarıma diyorum ki bakın hele internet ortamında sakın bir şey yaparken dikkat edin. Ben 17 yaşında ettiğim bir kavga yüzünden 40 sene sonra hala kavgacı kaya diye anılıyorum dedim. Evet. Yapmayın diyorum. Çok dikkat edin. Her şeyinize dikkat edin. O zaman? 17. 17 yaşında. Bana da geçmişsiniz. Neydi olay? Olay bir gazete okuyasın. Sizin o aklına... kadar vaktimiz olsa şimdi gazeteleri falan da doğratma bana. Yani benim babam
Hayatı boyunca biliyorsun nezle olan babama giderdi. Babaali'den tut işte hakimi, savcısı, öğretmeni, polisi, askeri falan. Benim babam için o dönemde basın özgürlüğü falan anlatıyorlar ya böyle çıkıp. Bir de ben çıkayım onlarla. O hani eski basıncılar var ya. Diyorlar ya basın özgürlüğü yok, hukuk yok falan filan. Hı. Benim babam için sosyete profesörü diye manşet attı Hürriyet Gazetesi. O dönemde Simavi ailesinin de. Rahmetli Çetin Emeş de gene yayın yönetmeniydi. Tamam bunu yazabilir. Sosyete doktoru. Ya ama bunu nezde olan bedava yaptıracak işini gidip. Sosyete doktoru sonra. Bedava mı yaptırıyorlardı? Yani sen herhalde beni fazla google'lamadın. Hep o şeye gelmiş. Yani babamın meşhurdur bedavacı Kaya Hoca oldu. Ya bugün 40 yaş üstünde herkes sanır bilir yani. 40 bin tane bedava ameliyattan bahsediyorum ben sana. 40 bin. 40 bin hastadan bahsetmiyorum. Kapısına gelip de bir kişi geri döndürdüğü yok. Haberi yok. Aşiret reisini bedava ameliyat etmiş, kovalamış. Adam aşiret reisi. Bunu bana öldükten sonra anlattılar. Yani sen bu adama sosyete profesörü yazacaksın. İşte senin özgür basınını özgür bırakırsan böyle yazarlar. O gazetenin şimdi böyle hani güne ve araştırmanın nereye gittiğine göre gündemi değerlendiren 60 üstü eski yöneticileri çok iyi bilirler bu hikayeyi. Bakar sabahleyin. O anlar seyrediyorsa. Bakar sabahleyin o işte Tayyip Bey biraz öne mi çıkmış? Tamam ya bugün Tayyip Bey. Biraz aşağı mı inmiş? Tamam buna. Vuralım falan. Hani diyorum ya. Ya giderse ne yaparız diye. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ya sen bunun cevabını verdiniz ama. Şu anda Allah korusun onun dışında başka biri olursa bir sene sonra bir daha seçim olur diyorum. Kimin dışında? Yani Tayyip Bey dışında başka biri olursa diyorum aday. Çok zayıf görüyorum. Ama ben mesela Meral Hanım'ı çok beğeniyorum. Meral Hanım'ı niye beğeniyorum biliyor musun? Davet de aldı. Nereden? Beyefendi. Dedik, senin o masada ne işin var dedi. O davet. O da onu biliyor. Masanın en güçlüsü zaten. Yaşı da genç. Bu ülkeyi yönetebilecek kapasitesi de olabilir. Var demiyorum. Olabilir. Bence mesela Tayyip Bey ile Meral Hanım'ın bir birlikteliği. Meral Hanım da o dönem yani işte 4 sene ne kadar zamansa büyük bir tecrübe kazanır. Devlet yönetmek başka bir şey. Ekonomiyi yönetmeye benzemez. Çok değil. 8 ay. İçişleri Bakanlığı dönemi. Yok onu demiyorum. Devlet yönetmek başka bir şeye benzemez. Hı-hı. Ekonomiyi yönetmek. O tecrübe kazandı dediğiniz dönemi İçişleri'nden yol çıkıyorsunuz zannettim. Yok yok. Yani bundan sonra ben adayım. Bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorum. Hı-hı. Cumhurbaşkanı olacağım veya başbakan olacağım. Bu ülkeyi yöneteceğim, hizmet edeceğim diyorsan gidersin. Bu işin şu anda ehli bir adam var. Onun yanında tecrübe kazanırsın bir 4 sene. Seyahatlere gidersin, görürsün yurt dışını, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, Putin'i, Biden'i, Batı'yı, Afrika'yı. Çünkü bugün bir günde gelişmedi bunlar. Gidersin antrenmanını yaparsın. Ondan sonra da yönetime sen ehil bir kişi gibi devam edersin. Şu anda yönetime gelecek insanların ben bu konuda bir programları olmadığı gibi bir kafalarında sanal da yönettiklerini düşünmüyorum. Ama şöyle 10 aydır mesela çalışıyorlar altılı masa. İşte yönetime gelirlerse nasıl hareket edecekler, hangi politikaları uygulayacaklar. Ne yapacaklar? İşte güçlendirilmiş mesela parlamenter sistem var. Ben sıradan bir vatandaşım. Hı hı. Fazla da bilgim yok. Mesela enflasyonu aşağı çekip, fiyatları aşağı çekip nasıl gelirimi yükseltecek ve Suriyelileri kovmaya falan da girmeyelim. Hı hı. Yapacaklar. Mesela öyle bir fikrin var mı senin? Hiç duydun mu bir yerde? Yani şu, ben buraya hukuk daha önce... Hukuk dışında mesela diyorlar ki, hukuku çözelim, yarın para akacak. Evet. Yok ya. Var mı öyle para? Mesela gidiyor, fonlar diyor, parayı hemen verecek. Fon diyecek ki para isterken, iki şekilde para istersin. Der ki adam sana borç vereceğim, faizini alacağım ama benim şartlarımı yapacaksın. Değil mi? O sen demin bahsettin ya Dünya Sağlık Örgütü falan diye. Onlar hep bu şeyde içinde o. Dünya Sağlık Örgütü, IMF, Dünya Ticaret Örgütü sana diyecek ki şunu satma, bunu satma, işte süte vergi koyma, tarım, çiftçini sübvanse etme, vergiyi kaldırma falan filan diyecek, dayatacak. Ya da diyecek ki para vermem için ikinci bir sebep, proje söyle bana. Bana para ver. Niye para vereyim sana ya? İngiliz fon niye para versin sana?
Sayın Kılıçdaroğlu'nun en son İngiltere tamam, diyor ziyareti ki ben, öyleydi işte. Temiz fon. Demiyor mu adam yeşil. Yani fonun başında? Fon yöneten çok da arkadaşım var. Şimdi onlara da girmek istemiyorum ama fon demez ki bir adama. Ben sana niye para vereceğim arkadaş? Demokrasi, hukuk. Tamam demokrasi, hukuk diye al şu parayı kullan. Kafana göre bana ödersin mi? Ya da dersin ki atıyorum uçak yapacağım. Denizaltı yapacağım. Hı-hı. Uzaya gideceğim. Sonuçta uzaydan ne bileyim maden bulacağım. Madeni çıkartacağım sana. Yani bu projedir. Projenin fizibilitesine bakar. Paranın sahibi. İlla İngiliz değil yani. Hint'den de para alabilir. Şu söyleniyor. Son dakikalara giriyoruz ama şu anda Türkiye'de yatırım özgürlüğü yok. O yüzden fon gelmiyor. Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti tesis edince adamlar da gelecekler. Tamam yatırım da projen ne? Yani projen de demokrasi ben işte. Demokrasiye kimse para vermiyor. Yanlış anlama, demokrasiyi savunmuyor falan değilim. Ama demokrasiye para verilmez. Projeye bence diyorum ki mevcut muhalefetin bildiğim, benim bildiğim bir politikası yok. Göremedim ya da. Şu ana kadar mesela bırak 10 sene, 10 ayı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bırak onu madem sona geliyoruz, basit bir şey yani. Kılıçdaroğlu 15 senedir muhalefet değil mi? O 11. Peki 11 senedir muhalefet. 13 yıl pardon. 13 yıldır evet. Muhalefet. Ya 13 yıldır ben yarın yani mesela benim var kafamda. Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiriyorum veya Beşiktaş Başkanı'nı eleştiriyorum. Ama ben sana desem ki Beşiktaş'ı nasıl yönetirsin tak 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 anlatırım şurada 20 dakikada. Tamam. Önüne böyle A4'ü koyarım, anayasasını çıkarırım. Tamam. Şimdi Kılıçdaroğlu'nda böyle bir anayasa yok yani. Türkiye'ye gelirim yarın dış politikada bunu beğenmiyorum şunu yaparım. Efendime iç pazarda, turizmde şunu beğenmiyorum, milli eğitimde bunu yaparım, tarımda şunu yaparım. Efendime söyleyeyim ekonomide bunu bunlar yaparım. Tek başına söylemiyor ki biz 6 kişiyiz. Altımız zaten, beraber peki, karar vereceğiz diyorlar. Sonuna doğru bir şey. Yani verin artık karar zaten. Kendilerine anlattık. Onların televizyona çıkardığı profesörler anlatıyor. Faizi yükseltirim. Fiyatı aşağı çekerim. Enflasyonu indiririm. Hı hı. Sonra nasıl bakacaksın adama? İstihdamı ne yapacaksın? Yani ihracat yanlış. Katma değerli mal üretmen lazım. Tamam. Orada hemfikiriz. Katma değerli malı bul bana o zaman. Bul beraber yapalım. Nasılsa kendilerine söylediği gibi EYT'de yardımcı oldular. İşsizliğe çözüm konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir teklifi vardı. Türkiye'de işte genç bu işsizlere yönelik her muhtarın yanına bir tane muhtar yardımcısı. Muhtar sayısı ne kadarmış? Söylemişti o zaman. İşsizlik sorunu kalkıyor. Sevgili kardeşim, devlet öyle yönetilmiyor. Bunlara kalsa asgari ücret 9500 olsun, 10.000 olsun, 11.000 olsun. Tayyip Bey de onun gazına gelip popülizmi yapacak. 10 bin lira verdim. Neyi veriyorsun? Aferin. 8500 lira dedi. Çünkü verebileceğin rakamı konuşursun. 6 ay sonra tıkanırsın o zaman. 8500 ile 8550 arasında ne kadar fark var biliyor musun? Ne kadar? Çok büyük fark var. Yani öyle 8, biliyor ki 9 verdim, 10 verdim. Neyi veriyorsun abi? O eskiden veriyorlardı. Vere 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 bir gapla 40 sene Türkiye'ye başına belaya soktular. Herkes de oylarını bir ona verdi, bir ona verdi. Kaç sayı dedi bilmem neye verdi falan. Bu ülkede hakikaten bilinçli bir şekilde veren bir tane doğru adam vardı. Onu gönderdiler. Başka bir adam geldi. Yok dedi. O sizin dediğiniz gibi değil. Başka bir Türkiye'ye oynayacağız şimdi. Kimdi dedi. O gönderdikleri? Rahmetli Erbakan. Yani bütçede denk bütçe yapan bir tane adam Sayın Necmettin Erbakan rahmetli. Yani şimdi vaktimiz kalmadı diye ona sen. Bitti aslında. 2002'de şunu da söyleyeyim. Bunu mutlaka koyun. 2002'de bir şey oldu. Sayın Deniz Baykal'da Cumhurbaşkanımız şeye çıktılar. Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde. Hı-hı. Seçim öncesi. Evet, evet. Öyle o karşı söylüyor, o söylüyor. Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle dosyayla geldi. Deniz Bey'de hiçbir şey yoktu. Allah selamet versin. Çok da sever sayarım. Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunları yapacağım dedi. Hiç unutmuyorum o şeyi. Açık oturum gibi bir şeydi. Hı-hı. Deniz Bey tabii yine muhalif. Onda geldi. Söylediklerin hemen %80'ini yani dersine çalışıp gelmişti dosyayla. Anlatabildim mi? Şunu yapacağım dedi, bunu yapacağım dedi, öyle yapacağım, böyle yapacağım. Hepsi oldu bir şekilde. Yani 2002 ile 2006-2008 arası. Başkanlık konusu sonra konuşuruz. Aklın yok. Başka bir programda. Kayı Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür buraya kadar geldiğiniz için. Ben açıklıkla en sert şekilde sormaya çalıştım. Tabii takdir izleyicinin ne kadar konsepte artık uyduk. Çünkü ben bazı noktalarda kesemedim yani. Açıklamalarınızı yeniden teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Sert sorularda bu akşam konuğumuz Sayın Kaya Çilingiroğlu'ydu. Aklımdan geçenleri, değerli ekibimizin hazırladıklarını ve sizin aklınızdan geçeceğini tahmin ettiğim şeyleri sormaya, yöneltmeye çalıştım. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yok. Red mi ediyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım, yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle olacağınızı biliyor muyum ben?